İnsan bir mesaj atar, anneciğim ben iyiyim der ya, of! Ay Yazlıktan komşu Nihal Hanım, öf. Ay Nihal Hanımcığım, ne özledik, ne özledik! Nasılsınız? <laughs> Efendim? Aa, yok yok, e, e, polis çağırmayın, b biz baktırırız. Evet, e, bi bi dur bir bakalım da... Çıt! Çok teşekkür ederiz canım. Sağ olasın, sağ olasın günler. Bizim yazın ışıkları yanıyormuş, içeride birisi dolaşıyormuş. Aha işte Orçun adlı kızı yazlık evi Arsuz'la tatil'e gitti tamam. Ha baba, yarın kalkalım gidelim, gidelim ya. Temizlik yapılmadı. Nasıl kalacaklar orada? Abi çamaşır suyu geçmek lazım. Ne gidiyoruz ya? Ne olacak Orçun Antakya'da? En fazla baharatlı yiyeceklerden midesi bozulur. <laughs> Selahattin sen zaten böyle gelemezsin. Sen kal. Biz kalkar gideriz. Alalım getirelim çocuğumu ya. Bunalıma mı girdi bu çocuk? Ne oldu? <laughs> Allah, Allah bana bir panik atak oldu. <laughs> Gülistan, bu çocuk Suriyada iç savaşa falan katılmasın sonra <laughs> Hangi tarafta? E Orçun bu hangi taraf kaybediyorsa o taraftan katılır kesin. Ay. Ay. ay alem ay, ha, boşaldık. Gülistan'da anne baba Rıza'yı da alın. Bir an önce getirin oğlumu. Ha, ailesini bir arada görsün. Sevildiğini anlasın çocuğum. Alalım getirelim hemen. Ama acele etmeyin. Bir denize menize sokun. Bir hafta on gün kalın. Bir ferahlasın. Yavru olacak. <laughs> Azıcık ferah lazım. Saat gecenin ikisi Vasiye teyze. Kız Mevlüt vardı yakında. Eve giderken ışığı gördüm. Dedim kesin yine bir aile faciası var bunlarda. Bari gideyim de bir dayanak olayım. Yahu kaç defa dedim size, yakmayın şu evin bütün lambalarını fener alay gibi. Ya sivri sinekler uykuya dalma anını hissedip böyle vın diye saldırıya geçerler ya. Sen de bir evde böyle gerilim varsa hissedip damlıyorsun Vasfiye teyze. Hep iyi niyetimde. Kalbim çok temiz. Kız ne yapacak bu deli oğlan orada? Denize atlayıp kendini boğmaya kalkmasın Gülistan. Ne çektiniz be? Allah korusun ya. İnsan bir kere bilimsel olarak kendi kendini boğamazmış. Boynuna taş bağlarsa... Onu dibe çekecek ağırlıktaki taşı taşıyamaz o uçun. Ay ayağına beton döküp atlarsa... Ya betonu nereden bulacak? İnşaatçı babasının adını verip alırsa... Ya burada intiharlık denizin alası var. Yakıncacık fıstık gibi te niye oraya gitsin? Burada karpuz kabuğu suya düşmedi be oğlum. Ilık ılık öleyim dediyse o da haklı be. Ya aa! Niye intihar etsin çocuk ya? Ne biçim lakırdılar bunlar? Bunu almış işte çocuk bize karakter atıyor. Cık. Baba, yarın en erken uçak değil mi? Vasfiye teyze haklı. Orçun'a her an her şey olabilir. Acele etmemiz lazım. Siz bu geceden mi gitseniz acaba? Selahattin, biz yokken sana rıza bakacak. Olur mu canım? <laughs> ne? Ya ne bakacağım? Sabah dokuz, akşam dokuz şantiyedeyim zaten. Pisliği ayrı, gürültüsü ayrı, amelisi ayrı. Yapma ya. Nasıl bir his? İğrenç. İşte benim hayat hikayem. <laughs> Fakat doğru söylüyor. Bu bütün gün evde yok, sersefil olurum vallahi. Ben Ahmet'e gideyim. <laughs> Kardeşim bakar bana. Doğru ya tabii, Ahmet var. <laughs> Çok özledim zaten babacığım. <laughs> Burnumda tutuyor. <laughs> Hasretinden yandım, bittim vallahi. <laughs> Birkaç gün onda kalırım. <laughs> Yarın öğlen doğal gazcılar gelecek. Rıza da şantiyede, Ekim açacak kapıya yol. Reis dükkanı bırakamaz. Anahtarı yan komşulara bıraksak mı? Aa ya, ya dolabı açarlarsa? Ne dolabı? Hiç. Ne var kız dolapta Gülistan? Senin deli oğlan birini kesip kuşbaşı kuşbaşı buzdolabına mı kaldırdı? Ay demek ondan gitti çocuk uzaklara be yazık. Ya ne diyorsun Vasfiye teyze ya aa? Bana bak o kara kuru kızı mı kesti acaba Gülistan? Ama kızın da bir kesilesi vardı be. Oğlan da haklı. Hayır Vasfiye teyze tabii ki öyle bir şey yok. Nereden çıktı ya hey Allah'ım? ama birini kesmek şu an gerçekten çok iyi fikir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.